Merhaba arkadaşlar. Bugün asal çarpanlarına ayırma ve OBEP-OKEK okay sorularını çözeceğiz. İlk sorumuz asal çarpanlara ayırma ile ilgili. 3A artı 1 ve 2B eksi 1 sayıları aralarında asal sayılardır. 3A artı 1 bölü 2B eksi 1 eşittir. 36 bölü 27 olduğuna göre A artı B işleminin sonucu nedir? Bu tarz sorularda yapacağımız şey bize sonra da dediği gibi 3A artı 1 ve 2B eksi 1 sayıları aralığında asal olduğu için 3 artı 1 bölü 2B 1 36 bölü 27 eşitliğini vermiş. Bizim burada dikkat etmemiz gereken 36 bölü 27'nin aralığında asal olup olmadığını yani 36 ve 27 aralığında asal mı değil mi ona bakacağız. 36 ve 27 aralığında asal olmadığı için bunları sadeleştiriyoruz. 9'a bölüyorum ikisini. 36'yı 9'a böldüm. 4 kere var 27'yi 9'a böldüm. 3 defa var. Yani 3A artı 1 bölü 2B eksi 1. 4 bölü 3'e eşittir. 3A artı 1'i 4'e eşitliyoruz. Buradan 2B eksi 1'i de 3'e eşitleyeceğiz. A ve B değerlerini bulacağız. 3A eşittir. 4 1 eşitliğin diğer tarafına eksi olarak girecek. Eksi 1. 3A eşittir 3'e. Her iki tarafı 3'e bölüyoruz. 3'e böldüm. A buradan 3'ü 3'e böldüm. 1 bulmuş olduk. Aynı şekilde B'yi bulacağız. 2B eşittir. Eksi 1 eşitliğin diğer tarafına işaret değiştir. 3 artı 1 olur. 2B eşittir. 4 olur. Her iki tarafı 2'ye bölüyoruz. B değerinde 4 bölü 2'den 2 bulmuş olduk. Soruda bize A artı B'yi sorduğu için A artı B eşittir. A'yı 1 buldum. Yerine yazıyorum. B'yi 2 buldum. Yerine yazıyorum. Topluyoruz. 2 artı 1. O da 3 olmuş oldu. Ee, sıradaki sorumuz. M ve N pozitif tam sayıları için 108 eşittir. 2 üzeri M çarpı 3 üzeri N olduğuna göre M artı N toplamı kaçtır? Burada 108 sayısını asal bölenlerine ayırmamız gerekiyor. 2 ve 3 asal olduğu için. 108'i şu şekilde böleceğiz. Önce en küçük asal sayı olan 2'den başlayacağız. 2'ye bölüyoruz. 108'i 2'ye böldüm. 54 defa var. Yine 2'ye bölüyorum. 27 defa var. 27 2'ye bölmediği için ondan sonraki olan asal sayı 3'e bölüyorum. 9 3'e böldüm 3 3'e böldüm. 1 kalana kadar devam ediyoruz bu işlemi. Buradaki sayıları çarpacağız. Yani 108 eşittir. 2 tane 2 olduğu için 2 üzeri 2 diyoruz. Çarpı 3 tane 3 olduğu için 3 üzeri 3. Bu ifade de 2 üzeri m çarpı 3 üzeri n'ye eşit. 2 üzeri 2, 2 üzeri m'ye eşit. Buradan 2 üzeri 2 eşittir. 2 üzeri m olacak. Buradan m eşittir. 2 olur. Üstü sayıların özelliğinden tabanlar eşitse üstler eşit olur. Aynı şekilde şurada 3 üzeri 3. 3 üzeri ne? Değer ne eşit? 3 üzeri 3 eşittir. 3 üzeri n, Burada tabanlar eşit olduğu için 3 ve n de üstler yani eşit olacak. Bize yine m artı neyi sorduğu için m değerimiz 2 artı ne değerimiz 3 2 artı 3 5 bulmuş olduk. Bu soruda da e, bir Yukarıda verilen çarpan ağacı yani şu şekil çarpan ağacı ve bölme algoritmasına göre yani bu şekilde bölme algoritması yapılmış. B ve D sayıları kaça eşittir? Çarpan çarpan ağacı olduğu için bu şunu demek istiyor. B ve 2'nin çarpımı bize A'yı veriyor. Yani A değeri eşittir 2 çarpı B'ye. B değeri de 2 ve C'nin çarpımına eşit. 2 çarpı C'ye C değeri de 5 çarpı 7'ye eşit. Benim B değerim bana B değerini sorduğu için öncelikle C'yi bulmam gerekiyor. C'de de 5 ve 7'nin çarpımı 35 olur. C'yi buldum. Şimdi B'yi bulacağım. B eşittir 2 çarpı C idi. B oradan eşittir 2 çarpı C değerim de 35 olduğu için yerine yazıyorum. 2 çarpı 35 70 olur. B değerini 70 buldum. Bana B ve D değerini soruyor. D değerini de bölme algoritmasına göre normalde D'yi ben 2'ye bölsem E'yi buluyorum. E'yi 2'ye bölsem F'yi buluyorum. F'yi 3'e bölünce 1'i buluyorum. Ben tersten gideceksem eğer hani e, yukarıdan aşağıya doğru geldiğim için bölme yapıyorum. O zaman aşağıdan yukarıya işlem yaparsam çarpma işlemi yapacağım. Burada bölme işlemi yapıyorduk. O zaman 1 ve 3'ü çarpıyorum. F'yi buluyorum. F eşittir. 3 çarpı 1. Yani 3. Burada E değerini de F ve 2'yi çarpıp E'yi bulacağım. 2 çarpı F değerini 3 bulduğum için 3 ile çarpıyorum. 6 oldu. D değerini de E'yi 2 ile çarpıp D'yi bulacağım. D eşittir. 2 çarpı E'ye D değerinde 2 çarpı 6'dan 12 bulmuş olduk. Sıradaki sorumuz yine OwebBucket ile ilgili olan sorumuz ee, Bir demirci ustası yukarıdaki uzunlukları verilen demir çubukları eş parçalara ayırmak istiyor. Buna göre demirci ustası bu işlem için en az kaç kesim yapmalıdır? Bu sorularda bir, birinci çubuğumuz 42 santim ikinci çubuğumuz 36 santim uzunluğunda Bunlar uzunlukları farklı olduğu için eş parçalara ayıracağız. Yani e, bu sorularda bütünden parçaya doğru gideceğimiz için OBEP işlemini yapacağız arkadaşlar. 42 ve 36'nın OBEP'ini bulacağız. 36 ve 42. OBEP'ini bulma işlemini de şu şekilde yapacağız. 36 ve 42 sayılarını yazıyoruz. Önce en küçük asalı 2'ye bölüyoruz. 18 42 2'ye böldüm 21. 18'i 2'ye bölüyorum. 9 21 bölmediği için aynen yazıyorum. 9 ve 21 2'ye bölünmediği için en küçük asa olan 3'e bölüyorum. 3 7 3'e bölüyorum. 1 7 7'ye böldüm. 1 dediğim gibi yine 1 kalana kadar aynı şekilde bölme işlemimizi yapıyoruz. Şurada 9 ve 21 ikisi 3'e bölündüğü için Ortakları işaretliyorum. 36 ve 42 de aynı şekilde 2'ye bölündüğü için 2 de ortak olan bölüm. O BEP'te de ortak olanları çarpıyoruz. Yani 2 çarpı 3'ten 6'yı bulmuş olduk. Çubuk uzunlukları demek ki 6 santim uzunlukta olacak. Parçalarımız. Parçalarımız. 6 santim uzunluğunda olacak. 42'yi o zaman 6'ya böleceğiz. 7 parça. Aynı şekilde 36'yı 6'ya böldüm. 6 parça buldum. Sonra da bize parçayı değil yalnız bize kesimi soruyor. Kesimi sorduğu için bir parça yapa, yani bir kesimden iki parça elde ediyoruz arkadaşlar. Şurada da onu gösterecek olursam şöyle uzunluğunda bir çubuğu ben eğer iki parça yapmak istiyorsam bir kesim yapıyorum. Yani bir kesimle iki parça ayırdığım için Kesim sayısı her zaman parça sayısından bir eksik olacak. İki kesim burada bir parça oldu. Pardon bir kesim iki parça oldu. Parçadan bir eksik. 7'den o zaman bir çıkarıyorum. 6 kesim. Aynı şekilde burada 6'dan bir çıkarıyorum. 5 kesim buldum. Bize sorduğu kaç kesim yapılır? Birinci çubuktan 6 kesim, ikinci çubuktan 5 kesim elde ettiğim için bunları toplayacağım. 6 artı 5'ten 11 kesim olur. Sıradaki sorumuz. LGS'ye hazırlanan iki aracının biri 9 günde bir, diğeri 4 günde bir deneme sınavı çözüyor. İlk deneme sınavlarını sınava 90 gün kala çözen öğrenciler birlikte çözdükleri son deneme sınavı sınava kaç gün kala çözerler? Öğrencilerden biri yani biri 9 günde bir deneme yapıyor. İkinci diğeri yani diğer öğrencimiz 4 günde bir deneme sınavını yapıyor. Bunlar ikisi hani ilk bize soruda da şey soruyor. Son deneme sınavını yani birlikte çözdükleri son deneme sınavını kaç gün kala çözerler dediği için birlikte hangi günlerde deneme çözdüklerini bulmamız gerekiyor. Biri 9 günde biri dört günde bir çözdüğü için bunların ortak günde yani o keklerini alacağız. O, kekleri, o alacağız burada. O 4 ve 9 o kitleri de 36 olur. İkisi ayrılanda asal olduğu için ikisini çarpıyoruz. 4 çarpı 9. 36 ile de bunu bulabilirsiniz. 36 günde bir ikisi beraber bu denemeleri çözeceklerdir. Peki 36 günde bir ise birinci deneme sınavını beraber 36. günde çözecekler birinci denemeyi. İkinci denemeyi aynı şekilde daha hep 36 günde olacağı için 36 ekliyorum. 72. günde yine beraber çocuklar 3. denemeyi 36 eklersem 108 günde oluyor. Sonra da bize ne demişti? Sınava 90 gün kala dediği için 90'dan az olması gerekiyor. Yani en son 72. günden beraber çalışır. O zaman 90'dan 72'ye çıkarırsa sınava 18 gün kala beraber çözmüş olurlar. Sorumuz güzel arkadaşlar. Yani bu soruyu gerçekten herkes yapamayabilir. Yani sağlam bir soru. Özellikle seçtim. Aşağıda bir duvarın yapımında kullanılan iki çeşit taş ve bu taşların bazı uzunlukları verilmiş. Mesela burada kırmızı taşlar var ve beyaz taşlar var. Bu duvarın inşa edildi, edileceği bir bahçenin bir kenar uzunluğunun 9 metreden az olduğu bilindiğine göre 9 metreden az olacak bu duvar uzunluğu bilindiğine göre duvar yapımında kullanılan kırmızı renkli taşlardan en fazla kaç tane kullanılmıştır? Bir kere bu duvar uzunluğu 9 metreden metreden az olacak. Bize taş uzunlukları 24 santim, kırmızı taşlar 24 santim. Ee, beyaz taşların uzunlukları 36 santim. Bunlar bu şekilde dizileceği için 24, 24, 24, 36, 36 şeklinde dizileceği için e, bunların yine o keklerini alacağız arkadaşlar. Bunların o kekleri kadar olur yani taşlar. O zaman 24 ve 36'ın ortak katı olan o keklerini alacağız. O kek 24 ve 56 santimdi. 24 ve 56'nın okek'ini alırken şurada göstereyim size. Öncelikle 2'ye bölüyorum. 12. 2'ye böldüm. 28. 2'ye böldüm. 6. 2'ye böldüm. 14. 2'ye böldüm. 3 böldüm. 7 artık 2'ye bölmediği için 3'e bölüyorum. 1. 7 ve yine 7'ye bölüyorum. 1 kalana kadar devam ettim. Yani o kekleri de buradaki sayıların çarpımı oluyor arkadaşlar. Yani 2'nin küpü çarpı 3 çarpı 7. 2'nin küpü 8 8 çarpı 3 24. 24 ile de 7'yi çarparsanız 168 santim bulmuş olursunuz. Yani bunlar 168 santim uzunlukta o şekilde yani katları şeklinde dizileceklerdir. Peki 168 ise bize sonra da 9 metre diyor. 9 metreyi önce santimetreye çevireceğiz. 9 metreyi ben santimetreye çevirirsem 1 metre 100 santimetre. O zaman 9 metre 900 santimetre olur. 168 er santim gittiği için en son 900 santime kadar gidecek. gidecek o zaman 900 santime ve az olacak. O zaman 168'in katları gidecek. 168'in katlarını yaparsanız 1 katı 168 oluyor. İkinci katını alırsanız 2 çarpı 8 36 2 çarpı 6 2, pardon 2 çarpı 8 16 2 çarpı 6 12 bir daha da 13 2 çarpı 1 2 bir daha da 33 Bu şekilde devam edersek 168'in 5. katını aldığımızda 840 sayısını elde edeceğiz. 6 katı 900'ü geçtiği için en son o zaman 5 katıyla çarptım. 840'a kadar geldik. 840 da yani 900, 9 metreden az için zaten o olacaktı. 840 santimetre o zaman oldu. 840 ben kırmızı taşları bulacağım için her bir kırmızı taş 24 santim uzunluğundaydı. 840 24'e bölüyorum burada kırmızı taşları bulmak için. 840'ı 24'e bölersem de burada 35 tane kırmızı taş bulmuş oluyoruz.